Herkese selamlar, herkese merhabalar. Sözelci Tayfa, hani diyorsunuz ya hocam, çok gerilerde olanlar var. Meslek lisesinden çıkanlar var. Mesela sıralaması 1 milyondan daha geride olan sözelciler var. Şimdi bunlar ne yapsın diye çok fazla soru geliyor ya. İşte ne yapacağıyla alakalı çok güzel bir örnek var. Deniz. Deniz'in hikayesi bizim çok hoşumuza gitti ve sizlerle paylaşmak istiyoruz. Çünkü 32 bine bir yolculuk var. Ders ders neleri iyi yaptı? Hataları neler, daha iyi olabilir miydi? Sıfır matematikle bu başarıyı yaptı. Bir konuşalım isterseniz. Hadi videoya geçelim. Ve şimdi karşımızda Deniz var. Deniz, videomuza hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şimdi az önce Deniz'le kısacık bir muhabbet ettik ama detaylara hiç girmedik. Deniz'e sorularımız var. Önce şuradan başlayalım. Deniz, sıfır matematikle oraya bir vurgu yapacağım çünkü sözelci tayfa bence burayı çok böyle aa ne güzel falan diyenler de vardır. 1,5 milyondan 32 bine. Yani sıfır matematikle olması biraz açalım mı? Niye sıfır matematik abi? Çalışmadı mı? Sevmiyor musun matematiği? Hocam hem benim suçum hem de bilgisayar hocaların suçu. Ya aslında bazen eleştiri yapıyorum hani. Tamam benim hatam oldu ama biraz da hocadan sıkıntısıydı. İşte ortaokuldan beri hiç yapamadım. İşte lisede de yapamamıştım. Aslında yapmam gerektiğini biliyordum. Sınava girecek mi? İşte ben sınavı yapmak zorundayım. Ama işte sınava çalışıyordum. Aslında ben eşitalıktan başlamıştım. Yaparım diye girmiştim ama bir yerden sonra hani baktım olmuyor. Hiç yapamayacağım. Hemen oradan sözele kaydım. Tamam. Ama yine de çalışacağım tabii. Üniversitede yine peşine bırakmayacağım matematik. Süper. Hemen şunu merak ettim. Mesela mezun yılında olmana rağmen hani matematiğe isteklilik o zaman bitti gibi bir şey mi oldu? Yani ne oldu orada? Hani şu an mesela matematik yaparım diyen gençler var. Onun için soruyorum. Aslında bu benim kendi özel problemim hocam. Ben eşitaktan girmiştim. Hani hallederim diye düşünmüştüm. Sen de belki yapabilirim. Hani ne kadar yaparsam kârdır diye düşünmüştüm. İnsana geldiğimiz zaman baktım hiç olmuyor. Hemen orada taktik değiştirdim. Direkt sözele kaydım. Oradan devam ettim. Tamam. Süper. O zaman şöyle diğer dersleri birazcık konuşalım istersen. Çünkü bu bir umut oldu ve hatta ben şunu düşündüm yani demek ki 5-10 civarı bir matematik yapsaymış Deniz. Yani var ya uçacakmış. En azından bu videodan bu mesajı çıkaralım, bu bir olsun. İkincisi Türkçe tarafına geçelim özellikle. Türkçeyi daha çok nasıl çalıştığını ben birazcık merak ediyorum. Çünkü sözelcilerin en kuvvetli ikinci kalesi gibi geliyor bana. Evet. Oraya ne yaptın? Güzel bir netin var. 24 netin var. Evet. Hocam ben dil bilgisi çok kötüydü. Çok korkuyordum ben de bilgisinden. Dil bilgisi getirdim ama getirmeyin diyorum. O kadar korkuyordum. Aslında ben bir türlü öğrenemiyordum dil bilgisini. Yani arkadaşlarım yapıyor, beni gıcıma etmeye başlamıştı. Lan bunu nasıl yapıp ben yapamıyorum diye. Sonra fark ettim ki ben yanlış çalışıyormuşum. Taktiğim yanlışmış. Bazı günler sadece kendimi dinliyordum hocam yani. O inzivaya çekildiğim günler vardı. Neyi yapabilirim, nasıl öğrenebilirim. Birkaç günüm böyle geçti. Bir de ben hocam sınav bana şunu fark ettirdi. Ben kendimi hiç tanımıyormuşum. Onu bana fark ettirdi. Baktım ki ben görsel ağırlıkçıya daha çabuk öğreniyorum. Mesela edebiyattan bir şey çalıştım da işte. Bu koşma şiir türlerinden. Mesela duygusal soruya kalp çiziyorum. Savaşta kılıç çiziyorum. Daha aklımda kalıyor. Mesela hali unutmamışım, hali aklımda. Böyle yaparak hani daha iyi öğrendiğimi fark ettim. Dil bilgisini şöyle yapıyordum hocam mesela. Bir yere kadar gelmiştim konularda. Mesela bir kitap alıyordum şöyle. Mesela bir kitap alıyordum. Okuyordum hem paragrafları çizmek için. Hem de bu kitaptan şey alıyordum. İşte sıfa, zemmi, zaaf, yazım yanlışı var mı, edat bağlaç. Kitaptan bakıyordum. Bu antrenman gibi olurdu benim. Güzel. Yani hem normal romanını okur gibi hem paragrafını çözer gibi hem de bir yandan sanki içindeki dil bilgisiyle alakalı şeyleri tespit eder gibi yaklaşmışsın. Bu gayet güzel. Hem roman özeti yapar zaten bu. Hem de dil bilgisini çıkarıyorum ama roman özeti. İkisi ayağına geçiriyorum. Süper. Peki paragrafları nasıl götürdün yıl boyunca? Merak ettim. Çok düzenli mi çözdün? Sene başında nasıldı? Sene sona doğru nasıldı? Pek düzenli çözdüm söylemez hocam ama ben geçmişten biraz kitap okuma alışkanlığım vardı. Onun bana çok faydası oldu. Hani sizin o iki paragrafikle paragrafik ikisi çözdüm. Normal kitap olan da yarısına kadar çözdüm. Zaman yetmedi. Ama geçmişten gelen okuma alışkanlığım olduğu için o beni kurtardı. Süper. Türkçeyi bu şekilde hallettin. Orası gitti. Peki sosyal tarafı 15'e 2 TYT tarafında. Orada neler yaptın? Bize birazcık anlatabilir misin? Hocam bu sosyal tarih videoları oluyor, özetler videoda. Yatmadan bir iki saat önce onları izliyordum. Bunu hani coğrafyada, Fransızca'da, tarihte bunu yapıyorum. Yani yatmadan bir saat önce yani masa gibi dinliyordum öyle söyleyeyim. Çok yani, güzel. Bu anlamda şey masa gibi de ona söyleyeyim. Çok akıllıca çünkü biliyorsun en iyi öğrenmelerden bir tanesi bu şekilde oluyor. Evet. Hani yatmadan önceki son o bilgiler zihnimize çok daha iyi yerleşiyor. Uzmanların hep görüşleri bu şekilde. Bu alanda hatta böyle ehil isimler hep bunu paylaşırlar. Süper. De yani her gün bu tekrar yapıyorum yani. Annem babamla çok kitapları görüyorum.
Peki. Çünkü TYT Sosyal'in 15'e 2 güzel bir sosyal. AYT tarafına bakıyorum Sosyal 2'de. Tarihin 8'e 1. Coğrafyan 9'a 1. Felsefe grubu 7'ye 2. Diğer tarafta da 5'e 1'imiz var toplamda. Edebiyat Sosyal bir kısmına bakalım. Edebiyatın 19'a 1. Tarih birim 5'e 2. Coğrafyan 4'e 1. Peki şunu sorsam genel manada. Daha iyi olabilir miydi? Kendisinden daha iyisini bekliyor muydun bu alanlarla alakalı? Daha iyi kesinlikle olabilirdi hocam. Özellikle matematik halletseydim çok iyi olabilirdi. Ama ben felsefeden pek umutlu değildim. Yani çok şaşırdım felsefede. İyi mi geldi? Daha aşağılarda bekliyorum. Evet, iyi. Tamam, iyi. Ben daha aşağılarda bekliyorum. Tamam, güzel. Peki tarih coğrafyandan memnun musun? Daha iyi yapabilir miydin yoksa? Coğrafyada o sınav var dediğin şey var ya hocam, o gıcık şey. Onun yüzünden iki soru kaçırdım. Ya. Yoksa biliyordum. O sınav anları iyi yönlendirememiştim. Ama yine iyiydim yani. Özellikle TYT Türkçe'de. Artık hep terler atıyorum buralardan. Çok paradım, çok şaşırdım. Çok güzel. Peki şunu soracağım. Şu an bizi Sözelci Tayfa dinliyor ve yıl içinde sen de bizi geçen sene iyi takip etmişsin anladığım kadarıyla. Hatta böyle bir arada bir serzenişte bulunuyorlar. Hocam işte biz de buradayız. Biz insan değil miyiz falan filan. Ya bilmiyorum. Ben hep şunu söylüyorum. Hayır. Sözelci Tayfa bizim için gerçekten çok çok kıymetli. Şu an her hafta hiç kimseye böyle bir ayrımcılık yapmadan sizler için de video atıyoruz. Ya onlar öyle bir şey söyle ki ya ne bileyim. Arkadaşlar bakın ya 1,5 milyondan ben buraya geldim. Ne söylemek istersin? Ya ben sana bırakayım orada lafı. Hocam bence hani aslında sözelciler hani matematiği öğrendiği zaman çok öğreniyorlar gerçekten. Yani aslında matematiği halletseler belki bir eş tanık, belki hatta sayısaldan da daha yapabilirler. Çünkü zaten sözel temelimiz çok iyi oluyor. Zaten hani ezberci mantığıyla yapıyoruz ama matematik yani daha yaptığını ben gördüm. Dershanede gördüm, arkadaş çevremde gördüm. Zaten benim bir kuzenim eş tanıkçıydı. Hep sözelciydi. Yani öğrenenlerin çok öğrendiğini kendi gözümle gördüm. Çok güzel. Yani ben yapamadım, hiç çıkaramadım. Sene boş geçirmiştim. Ben o yüzden oldu. O benim hatam. Yani şahsi benim kendi hatam. Ama öğrendiğini gördüm. Özellikle sözelcilerden. Peki o zaman son sorum şu olsun. Hani öyle bir öğrenci canlandırıyorum ki aynı belki senin gibi matematiğe aşırı derecede önyargılı. Belki geçmişten hiç sevdirilmedi. Hocaları böyle ne bileyim nefret ettirdi ya öyle söyleyeyim. Ve şu anda bu videoyu izliyor ve diyecek ki belki de ya evet ya ben çalışmalıyım. Bak hani bir örnek var falan desin mi abi? Yani sen bunu ister misin? Çünkü ben seni bunun için biraz daha seçtim. Hani dedim ya pes etmesini istemiyorum ben hiçbir sözelci öğrencinin ya. Ya bir de hocam hani artık hayat çok kolaylaştı. Bizle ulaşmak çok kolaylaştı. Aynen öyle. Artık hani bundan bir 20 sene önceki kişiyle daha rahat söylüyoruz. Daha kolay yönetiyoruz. Bence bu nimeti değerlendirsinler. Çok hani güzel söyledin ya. Saçma sapan geliyorlar izlemesinler de böyle daha faydalı şeyler yapsınlar daha iyi. Ha yine kafa dağıtmak için yapsınlar da ben de yapıyorum. Ama çok zaman harcamasınlar. Çok güzel söyledin ya. Vallahi var ya şu an bir öğrenci dediğin gibi 20 farklı hocadan tarih dinleyebiliyor. Sevene kadar araştırın diyorum ben. 30 farklı hocadan coğrafya bulabilir şu an YouTube'da birçok platformda. Evet. Yani araştırın, bulun, zorlayın. Edebiyata keza öyle. Tüm dersler sözelciler için böyle. Bir tek evet büyük bir derdimiz matematik var. Orada da yapabileceğimiz kadarını yapalım. Ki sen de diyorsun mesela orada 5-10 net daha olsa belki de şu an bu 30 bin değil belki 15 bin lira olacaktı. Belki daha da sağlam olacaktı. Evet. Ama buna bile vallahi ben çok çok sevindim. İnşallah seni hangi öğretmenlikte göreceğiz tercihler sonrasında? Belki Türkçe öğretmen ya da sınıf öncesi öğretmendi. Tamamdır. Yani son bir şey söylemek tabii ki. Bu bazı kişiler bana şey demişti. Son gün ders çalışılmaz diye bir şey söylemişlerdi. Ya aslında ben pek katılmıyorum olaya. Ben şöyle yapmıştım. Sınav günü evden çıkmadan bir saat önce açıp edebiyattan tekrar yaptım. Sınava. Edebiyatı tekrar yaptım. Yaptım. Sınava girdim. Tekrar yaptım. Yarın 3 tane soru yaptım. Oo, çok güzel. Bu kadar güzel bir duygu ki böyle sıcağı sıcağına görmek. Yani bunu ben tavsiye ediyorum herkese. Tamam dur. Sınava bile yapılır. Tamam. Sınava bir gün kala bu videoyu bir daha yayınlıyoruz o zaman bizim YouTube ekibi. Teşekkür ederim. Evet sözlerden cidden böyle bir avantajları da var. Hani evet. Sıcağı sıcağına bu tekrarlar hep diri tutacaktır. Peki inşallah seni o güzel öğretmenlikle alakalı güzellerde görürüz. Yıllar sonra da bir yerlerde karşılaşırız inşallah. Ben hani gerçekten böyle sözelci dilci fark etmiyor. Vallahi benim için hepiniz gözümde aynısınız. Sizi güzel yerlerde güzel gençler yetiştirirken görmeyi çok istiyorum ben. Deniz kendine çok 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 iyi bak. Allah'a emanet ol. Görüşmek üzere. Güle güle.